Yıllarca işte Kürt sineması var mıdır, yok mudur diye bir 2000'lerden beri öyle bir tartışma hep oldu. Doğal olarak belki de bu çalıştay içerisinde en çok engellerle, sansürle, otosansürle bağı olan sinema belki de Kürt sineması. Tabii aslında 15 dakikada ne kadar şey anlatabilirim bilmiyorum ama ben belki tarihselliğine de bir girmek isterdim mesela. Aslında Kürt sineması, kişisel fikirlerim tabii bunlar söyleyeceğim şeyler. Bence Türk sinemasıyla, Türkiye sinemasıyla benzer bir tarihi var. Yani her ne kadar biz 2000'lerden itibaren yeni bir sinemadan bahsediyor olsak da aslında Türk sinemasının başlangıç yıllarından itibaren Kürt sineması o sinemanın içinde vardı ama adı konulmamıştı. Dili değiştirilmişti. O kimlikle var olmamıştı. Ve bir anlamda aslında Türk sinema sansür tarihi de büyük oranda Kürt Türk sinemasının içindeki Kürt öğelere dayanan boyutu vardı daha çok. İşte Yılmaz Güney'in filmleri bu açıdan bize önemli bir örnek veriyor. Yılmaz Güney'in direkt siyasi olarak hani değerlendiremeyeceğin içinde bugün dönüp baktığında böyle politik tartışmaların olmadığı filmler bile biliyorsunuz sansüre uğramıştı. Çünkü aslında o Kürt gerçeğiyle ilgili bir durumdu. Ya tabii Türk sinema tarihi de sansür açısından baktığımızda şu örnek hep aklıma geliyor. Bir filmde buğday başaklarının boyu kısa kısa diye film yasaklanıyor. Yani film Türkiye'yi dışarıda temsil ettiğinde Türkiye'yi küçük düşürüyor diye bir sahnede görünen başaklar boyu kısa diye. Büyük ihtimalle o objektifle de ilgili bir şeydir de orada bir aptallık da söz konusu aslında. Yani tabii ki bizim bugün konuştuğumuz tüm bu sorunlar aslında dönüp bu sinema tarihi boyunca baktığımızda çok benzer, çok absürt, aklımızın almayacağı örneklerle karşı karşıyayız yani. Ve bu Kürt sineması ya da Kürt hikayeleri, Kürt karakterleri olduğunda çok daha önemli bir boyut kazandı. Çok daha sansürlenmek için gerekçeler haline geldi. Falanca sergi yasaklandı deniliyordu ama aslında aktörler kim olduğunu asla öğrenemiyorduk. Ve Siyah Band'da bizim önemsediğimiz şey aslında bu aktörler nasıl bir araya gelip aslında bir sansür hamlesi gerçekleşebiliyor. Onu araştırmak istemiştik. Ve o bağlamda tekrar zikredeceğim sansürün tanımını. Cezalandırma, yasaklama, hedef gösterme, tehdit etme, aşağılama, engelleme, doğrudan saldırı, gayrimeşrulaştırma ve cesaret kırma gibi birçok yönteme bakıyorduk. Şimdi 2000'lerde ve 2015'e kadar diyelim. Aslında en çok gözlemlediğimiz vakalar terörle mücadele kanunları dışında ve özellikle Kürt sanatçılar ve Kürtçe sanata yönelik kullanılan maddelerdi. Onun dışında büyük bir keyfiyet görüyorduk aslında. Ya, ve sansürü en efektif kılan yani en güçlü kılan tarafı da hep keyfi olması. Keyfiyetten kastım şu. 10 kere Ermeni soykırımı üzerine bir iş yapabiliyorsunuz ve bunu telaffuz edebiliyorsunuz. 11. kez birisine dava açılıyor. Aynısı Atatürk imgelerine de ilgili öyleydi. 5 iş yapılıyor, hiçbir sorun yok. 6. işte bir dava açılıyor ve saldırı gerçekleştiriyor. Bu keyfi durum aslında büyük bir belirsizlik ve güvencesizlik teşkil ediyordu. O zamanki terörle mücadele yasalarının dışında en büyük engel de 301 teşkil ediyordu uzun bir süre. Kendine yönelttiği bu şiddet devrimci olabilecek öfkeyi doğrudan depresif hale getiriyor.
bu tür bireylerle, bu tür öznelerle kendimiz de biraz bir parça buna dönüşerek kamusallığı aslında tecrübe ediyoruz. Şimdi bu karamsar ortamda şöyle bir baktığınızda, eğer dediklerim doğruysa, eğer gerçekten neoliberalizm bizi yalnızlaştırarak iç şiddete dönüştürdüğü baskıyla yönetiyorsa, o zaman bundan nasıl bir politik biz çıkartacağız? O zaman özgürlük tanımını geri almak lazım. Hadi bir daha düşünelim özgürlük neymiş. O kadar enteresan ki Hint-Avrupa dillerinde etimolojik kökenine baktığınız zaman özgürlük sözcüğünün içerisinden dostluk çıkıyor. Freedom sözcüğünün içinde friend var. Cermen dillerinde Fria sözcüğüne kadar geri götürüyorlar. Sevdiklerinizle birlikte olmak demek özgür olmak. Yani özgürlük dostlar arasında olmaktan başka bir şey anlamı taşımıyor. Sadece etimolojik olarak değil. Şöyle bir Marx'a bakın. O kadar güzel anlatıyor ki bu süreci, özgürleşme sürecinin ne olduğunu. Ancak başkalarıyla bir topluluk halindedir ki her birey yeteneklerini her yönde geliştirme imkanına kavuşur. Yani kişisel özgürlük ancak topluluk içinde mümkündür. Buna göre özgür olmak kendini diğerleriyle birlikte gerçekleştirmekten başka bir şey değildir. Birini daha çağırmak istiyorum. Hazır bu 15 dakikayı bulmuşken, böyle konuşma şansını da elde etmişken yanıma, o da Anna Arendt olacak ister istemez. Arendt diyor ki özgürlük bir duygu değildir. Oh çok şükür bir rahatlama geldi. Özgürlük bir eylemdir. Özgürlük eylemde bulunmaktır. Yani özgürleşme fiilinden artık bahsetmemiz gerekiyor diyor. Ve eylemde bulunmak, ama nasıl bir eylem bu? Bu eylem daha önce var olmayan şeyleri başlatan bir eylem. Beklenmedik olanın gerçekleşmesini sağlayan bir eylem. Yani bu daha başlangıç olan eylem. Başlangıç, inisiyare, inisiyasyon, inisiyatif, bunlar hepsi aynı kökenden geliyorlar. Yani özgürlük için sanat inisiyatifi bir eylem. Burada olmamız bir eylem. Ne koşulda bir eylem başlangıç olabilir? Ancak başkalarıyla birlikte olursa olabilir.